Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Öncelikle herkesin başka başka sınavları, sonuçları, dertleri, gerçekten mücadelesi bambaşka oluyor. Sizler kendi yüreğinizdeki konuya odaklanın diyorum. Ve ekranıma hoş geldiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi de size göstereceğim. Güzellikler bizim olsun diyorum. Umduklarımız ve hayal ettiklerimize kavuşalım diyorum. Şimdi o kadar çok büyük bir şekilde güç toplamışsınız ki karşınızda maalesef hala kafası geçmişe dayalı, geçmişteki konuya takılı, geçmişteki gibi davranan, parasal da bir konu olduğunu gördüğüm için mücadele de olabilir bu, konu da olabilir bu bilmiyorum ama aldı alacak dediği bir paranın derdinde, sattı satacak dediği bir yerin derdinde ya da zaten yaşanılan olayların tamamen yine geçmişteki gibi olursa diyen bir kişiye gerçekten e, geleceğe gösteren kolunuz havada diyorsunuz ki kaldır şu kafanı da geçmiş değil geleceğine bak. Şimdi sizin mücadeleniz bakın burada siz geçmişe takılı kalmamıştınız. Sizin mücadeleniz ya geçmişten gelen bir konunun ya da geçmişe takılı bir insanın eee Sebebi ile zaten burada şey var e, resmiyet bana kalsa bu resmiyet haksızlığa orandığında da çıkan bazen de imza atılması gerektiği noktada çıkan konular. Şimdi bir e, kafanızda resmen bir haber konmuş kuş konmuş resmen kafanıza o haber geldikten sonra sizin planladığınız iki tane kendinizce kafanızda büyüttünüz o iki kişi gözünüzden düşmüş. Yani... Sanki bu haberi almadan önce ya kaygılıymışsınız, ya korkuyormuşsunuz, ya saygı duyuyormuşsunuz, ya da önceliğiniz onlarmış. Ama bir haber alıyorsunuz, bir duyuyorsunuz ki o insanlar sizi belki de önemsememiş. Hemen ciddi anlamda bu kişilerle ilgili bir karar aldığınızı söyleyebilirim. Şimdi baktığım zaman karışık bir bir ay atlatmışsınız. Yaklaşık bir 3-5 gündür, 10 gündür belki. Hani şey diyebiliriz. Hmm, hani Nisan'ın son günleri atıyorum işte 27 Nisan'da işte Mayıs'ın birine kadarki süreç dediğiniz daha sakin geçirdiğiniz bir süreç olarak çıkmış şimdi öyle güzel bir kalp başlıklı bir anahtarınız elinizde duruyor ki şimdi burada sıkışmış kötü insan var burada dizlerin üstüne çökmüş bir kişi görüyorum burada sizi hem gelecek hem de geçmişteki konularla alakalı bir şeyleri hallederken görüyorum buradaki bir insan sizin ne kadar güçlü olduğunuzun farkında varmış ve bir şeyleri anlatmaya çalışıyor olarak görüyorum şurada bir kişiyle kafa kafaya vermişsiniz kafanızda parasal bir konunun olduğunu ve birlikteliğinizin çatı altındaymış gibi gösterdiği için hani ortak mücadele ettiğiniz birisiyle beraber bir karara vardığınız ve şunca curcunayı bir arada geçirip de oh be dediğiniz bir zaman dilimi var işte 27 Nisan sonrasındaymış gibi düşünebilirsiniz yani diyor ki hayatının son ayının hatta nisan ayının son günlerini artık sabilleştirdiğin için rahatsın ama eliniz kolunuz resmen durmuyor yahu Mevlana der ki ne olursan ol gel siz de mi Mevlana'sınız da herkese okeysiniz dedim burada şimdi çünkü burada bir sürü insanın düşüncesi yorumu yor fikri işte ne diyelim ona sıkıntısı aslında mücadelesi ee, var tamam mı yani sizin Mayıs'a yeni bir aya girdik herkes için çok güzelliklere sebebiyet versin inşallah siz bu Mayıs'a girdikten sonra herkesin hakkınızda şu olayların iç içe yaşanmasıyla ile ilgili ee, burada 3 tane konu var arkadaşlar birincisi karı kocaysanız da bir şey halledeceksiniz ikincisi arkanızdan ee, kalbinize sığacağız Kalbinize sinen, içinize sinen bir sonuç elde etmişsiniz. Birisi burada ayaklarının önünüze serilmiş afet diyor. Yani geçmişteki gelen bir konu olduğu için de onu halletmeye çalıştığınızı görürsek Üç tane ayrı ayrı durumlarda bence partneriniz var ama yoksa da hayatınızı anladığım kadarıyla yeni bir de partner girmiş o döngüde. Çünkü artık stabil olduğunu bildiğiniz fakat bu konularla ilgili bir sürü laf duyacağını bildiğiniz. Konuşun bakalım. Meydan sizin der gibisiniz. Yani zaten o insanların sizin hakkınızda konuşacağınızı bile bile. Demem o ki Bence Mayıs'ın sonuna kadarki hayatınızın özellikle resmi beklentiniz varsa 20'si gibi sonuçlar alacağınızı söyleyebilirim. Özellikle eşi resmiyete döktüğünüz yerler varsa 20'sinden sonra çok daha rahatladığınız iki haberinizin aldığınızı söyleyebilirim. Çünkü Mayıs ayında daha çok stabilliğini olduğunu bildiğiniz, sanki sadece artık tarih bekleri olduğunu bildiğiniz, milletin konuşacağını bildiğiniz, umursamadığınız diyebileceğim bir Mayıs ayı sizi bekler. Siz burada Haziran ayında bakar mısınız? hani böyle bir insanı sanki böyle tutmuşturuz gördünüz mü şu insanı var ya tutuyorsunuz elinizde sen ne yaptın ne yapıyorsun bakalım e çünkü o insan sizin zamanında şu güvendiğiniz kişileri doldurmaya çalışmış hakkınızı mı almaya çalışmış bilmiyorum fakat nasıl güçlenmişsiniz gördünüz mü şimdi etrafınızdaki daha doğrusu hem sırtınız ya da aklınızdaki bu bilinmezlik görselleri hani mayıs artık bekleye bekleye şey gibi oluyor ya millet yani daha doğrusu tüm öğrencilerimiz sudan çıkmış balığa dönüyor üniversiteden sonra. Bir yarıştır, bir şeydir yani bir serüvendir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, üniversite bitti. A ah, kaldım böyle ne olacak şimdi? <laughs> bir bir curcuna bir koşturmaca sınavdasın yani. O sınav bitmiş gibi afalıyorsun. Şimdi sizin de bu Mayıs ayındaki beklediğiniz konu neyse. Bu bitmiş ya. Ne şey oluyorsunuz böyle? Ah, ne yapacağız şimdi? Bitti. Evet, tam olarak kafanızın çocuğuna ise buradan geliyor. E sırtınızda da maalesef bir hançeriniz var. Yani aslında çok da beklediğiniz, daha doğrusu aslında e, bu kadar darbe alabileceğinizi beklemediğiniz bir kişiden gelen bir darbe sonucunda hayatınızda ciddi anlamda şey var. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Ee, yarısı var. Birazcık ayranı üflemeye çalışmak zorunda kalacağınız anlamına gelir. Ama çok net etrafınızdaki insanlara curcunanızı bitirmiş olduğunuzu gördüğüm için de ıslık öttür öttüre gidersiniz. Ben size söyleyeyim. Yani böyle baya hayatınızda en keyif alacağınız zaman dilimi Haziran itibariyle resmen böyle hani keyfi yerinde elleri cepte sahil kenarında ıslık öttür öttüre böyle kulaklıklar kulakta falan bir huzur var burada. S harfindeki bir insanla karşılıklı konuşma var. Şimdi gözlerinizi görüyorum ama bu gözler zaten şunca olaydan sonra olabilecek ve de çok artık sizin hani dedim ya siz zaten şurada bekliyorsunuz iftira bekliyorsunuz bol konuşma bekliyorsunuz ev almışsınızdır saray aldı derler araba almışsınızdır gemi aldı derler falan filan biraz derler do durumu var hayatınızda ee, bir de şurada koskoca kem göz gördüm bu kem gözde zaten ne yaptı aldı mı verdi mi çözdü mü bitirdi mi dermişçesine gördüğüm bir göz o yüzden şöyle söyleyeceğim size ee, hayatınızın ıslık götürme döngüsüdür. Tam da Haziran sonu itibariyle de bir şeyin dileğine varmak, bir ee, dua ettiğiniz bir konunun üstüne netleştirmek. Hmm, şöyle arkadaşlar ne için dua ettiğinizi tabii ki de ee, siz biliyorsunuz ama. Şöyle ki sonunda oldu dediğiniz bir şey var. Ben bir kar seçeceğim buradaki görsele. Çünkü ayağın arkanızda da bir böyle şeyde kayıkta bir insan var. Yanınıza yaklaşmaya çalışıyor ha. Şimdi diyor ki dert ettiğim bir konuydu bu zaten. Önünde açılacak güneş bak tam da burada. Yaralısın ama bedenen değil psikolojik olarak. Yüreğin aslında yaralı. Şimdi sen sıkıntıdasın tamam ama önündeki açılmış dağılmış bulutlara bir bakar mısınız? Demem o ki sizin dileğiniz çok dua ettiniz bu konu. Bayağı elinize açmış yukarıya kaldırmış dua eder. Görsellerde gördüm sizi. Ve hemen arkanıza da kayıkla bağlantılı. Sanki yanınıza bir şey birilere ulaşmaya çalışıyormuş gibi. Ee, bir görsel var. Hmm. Ve arkadaşlar. Bir kişi size yapmış olduğu hata. Yanlış. Bu kayığı atlayıp gelmeye çalışan biri var ya. Yani şey diyor o. Sen benim hayatımda önemli birisin ve ben seni kaybettim beni affet. En yakın kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, işte kundaklık arkadaşınız, eşik eşiniz, sevginiz, evladınız, anneniz, yakınınız bu bir dua hali var. Sanki şey gibi. Allah'ım ben bu engelleri bir aşayım da. Sonra bir elime düşsün. Hani ben hep diyorum ya arkadaşlar. Bir dua etmeyelim diye. Siz birisinin elinize düşmesini mi istediniz? Bilemedim. Yakın arkadaşınızla barışırsınız. Dostunuz sarınız düzelir. Eşiniz de tamam diyebilirim ama. E bu çok dua ettiğiniz bir şey. Biriyle ilgiliyip Hani evladım artık kazansın mı diyorsunuz. Yani bir şey mi bu? Artık sizin için tabii neyse arkadaşlar. Herkesin için farklı bir anlam ifade ettiği kesin. Şimdi konuşulacaksınız. Her ne yaparsanız yapın sizin hayatınızda Şimdi, felaknas inşirah bu sizin anlık iç sıkıntınızı halledecektir. Adaçayı tütsülemek evinizdeki negatif bir enerjiyi dağıtacaktır. Hiçbir sebebi yokken bardak çanak kalmadı çatır çatır çatladı. Elimde bir sakarlık sormayın gitsin. Ya bir iç sıkıntısı var ama böyle güne güne başlıyorum da bir boş ağrısı devam ediyor. Dediğiniz noktalarınız varsa bak konuşmalar devam edecek. Bu sizin rızkınızı etkileyen bağdır büyüdür eyvah dikkat edindir değil. Ama bu negatif etkiler mi etkiler arkadaşlar. Karşılıklı haberler aldığınız, peş peşe görüşmeler yapacağınız bir iş başvurusu. Zaten halli, hali hazırda çalıştığınız yerde, iletişim halinde kaldığınız kişilerden olumlu haberler ve sonrasında net bir yolunuzu açma. Ee, yeni bir iş yerine başladığınız çok kalabalık bir ortamdan bir noktaya kadar gelip sonra kendinizi kanıtlama. Emekli için uğraştık uğraştık sonunda aldığınız sonrası rahatlama. Yani burada hangi işte, hangi sektörde, hangi görev yapıyor olursanız olun. Bir yol var ki bir sürü insanla konuşup konuşup o kalabalaştıktan sonra kendini kanıtlayıp kalıcı hale aldığın bir durum. İnsanlar da seni başarılı buluyorlar ve saygınlığını arttırmışsın görselleri var. Hanenin içindeki bu konuşma şuradaki anahtar az önceki bahsettiğimiz anahtarla kalbine göre olacak anahtarla alakalı elbette ki ama ister küslükler sonlansın ister sülale tekrar barışsın isterseniz hakkınızı alınız. Bu anahtar sizin rızkınıza göre göründüğü için sen zaten alman gereken kadar parayı alacak ve içine baka işine bakacaksın önüne bakacaksın şimdi burada bir evlilik olarak baktığımda aşk hayatına baktığımda senin hayatındaki bu curcuna diyebileceğin önce iş gönlünün ortası hane işleri olayları sonrasında da sırayı artık bak burada bir birliktelik var devam ediyor peşinin sıra gelecek bir insan devam ediyor Ayak hizanda kalmış bir insan var. Ya sen benim geçmişimsin. Artık ben senden ayrıldım, boşandım, bitti, gözümden düştün. Sen yoksun. Yani geçmişinizden taşıdığınız, sizi aff affetmediğiniz olabilir. Çok gönlünüzü kıran biri olabilir. E, bu kişi varsa da birileri geçmişten gelip özür dilemeye çalışır. E, bu diyeceksiniz ki ya benim eşim ve ben evliyim zaten. Geçmişten biri şu olabilir mi Buket Hanım? Sizi geçmişten kim karıdı? Anneniz mi o? babanız mı bu görümceniz mi bu falan gibi de düşünebilirsiniz çünkü önden kararlı kendinden emin giden bir kişi arkasından sana hak veriyorum sen haklıydın ben de senin neyim diyen bir kişi almışlar yollarını çiziyorlar e bir kişi de direkt ayağının altında hatta şu insan da sanıyorum ikisiymiş de hani daha çok bu böyle ne olur affet yalvarırım affet bak ben hat, ben ettim sen etme bu ben ettim sen etme diyen yani kimse ya hemen arkanızda ki kişiyle beraber bir yolda ilerlersiniz. O ben ettim sen etmeci kimse sizin hayatınızda. Ona da geçmiş olsun der yolunuza bakarsınız arkadaşlar. Şimdi birer tane kar seçmek istiyorum. Özellikle bir aşama sonrasında kendinizi kanıtladığınızı gördüğüm kariyer evinizle başlayacağım. Sen kendini kanıtlamış, parasal anlamda bolluğa doğru ilerleyen, kalıcı olduğun bir şirkette çalışırsın. Devlete bağlı bir şirkette çalışırsın. Aile şirketidir. Zaten zaten senin kendi ailenle kurduğun şirkettir. Birazcık dededen torunu aktarılan, devletle bağlantılı olabilir elbette ki bu. Bir iş yerinde hali hazırda parasal, maddi imkanlarının güzel olduğunu söylemiş. Yüreğinin ortasındaki bak sen kendine emin ol. Sana saygı duyanlar var. Senin yanından gelecek olanlar var. Senin kesinlikle yaptıklarını de destekleyenler var. Burada usta sensin. Bu iki insan da sana saygı duyar. Sen artık önünü açmışsın. Konuşanları dediğim gibi hiç duymayacaksınız. Evlilikle ilgili de aziz karta çıktı. İnatçım, i̇natçı mı inatçı? Köktenci mi köktenci? Benim dediğim dedik diyen birisi. Hani Adana'lı ilk Allah'ın adamı ilk tabirinin tam da e, kart bulmuş hali diyebileceğim. Kendi dininin bütününe, düşüncelerine, inançlarına, örfüne, adetine, böyle çok ada adaletli, ha, sak, sakin, işte hakkaniyetli ya da çok bağlı bir kişi bu. E, ve iki tane de insan aslında onu e, bir şekilde destekleyecek. Bu da diyor ki senin zaten inatçı olduğunu bildiğim bir kişi vardı belki ama sen bu insanları geride bırakacaksın. Sen eşinle beraber yoluna bakacaksın. Bu iki tane insan da senin artık bu kadar inatçı olduğunu belki de anlatıp ve tamam Tamam, tamam kabul ediyorum. Biz vazgeçtik. Biz geri çekildik. Hadi yolunuz açık olsun. Der gibi uğurlar sizi bu çifti geleceğe diyebilirim açıkçası. Tabii ki de medeni durumunuzu bilmiyorum. Herkes mutlu olduğu bir yuvası olsun inşallah diyelim bizler bekarlarımız için de güzel kısmetler hayırlı olanlar olsun inşallah diyorum ve bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum ve inanın sizden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum sizinle beraber bu yolda yürümek benim için çok önemli sebebi zaten benim beslendiğim alan siz oluyorsunuz ee, ve sonundaki yorumlar inanılmaz e, iyi hissetmemi sağlıyor birinizin hayatına olumlu da olsa nokta atışı kadar da yer olsa dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Arkadaşlar beddua etmemenizi gönülden diliyorum. Acı sakız çiğnemek gibi geliyor bana. Yapanın yanına kar falan kalmayacak. Yüreğiniz yanıyordur elbette ki. Çok sıkıntılar çekmişsinizdir. O kişi kimse onun yüzünden elbette ki. Ama biliniz ki eden buluyor. İlahi adalet mutlaka devran dönüyor. Bilin arkadaşlar kimsenin yanına kar kalmıyor. Söyleyebileceklerim bu anlamda bedduadan uzak durmanız. Kapanmış kapılarınız hayırsız sanarsınız ama yepyenileri açılacak diyedir. Ya sabır. Bu yüzden ya sabır arkadaşlar. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim size. inanın er geç tecelli edecek bir e, ilahi sistem varsa sağlığımız yerindeyse geri kalan dertlerimizin üstesinden geleceğiz inancınız buna tam olsun çünkü sağlıkla sınanınca insan diyor ki eyvah ben burada ne yapacağım işte ben de burada bunu söylüyorum size siz lütfen e, sağlığınıza şükretmeyi unutmayınız hastalarımıza bolca şifalar diliyorum bugünlük benden bu kadar bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın